Tat Yumurtacılık 3. Boyut programını sunar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir 3. Boyut programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün konuğumuz Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bu akşam belediyenin çalışmalarını konuşacağız. Sayın Başkan'a yöneltilen eleştiriler vardı, onları konuşacağız. Bakalım bugüne kadarki dönemde belediye ne hizmetler yaptı Afyonkarahisar'a? Bundan sonraki dönemde ne tür hizmetler olacak? Onları konuşacağız. Gazeteci arkadaşlarım var, konuklarım. Kocatepe Gazetesi sahibi Sayın Sezer Küçükkurt. Hoş geldiniz Sezer. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar. Odak Gazetesi yazarı ve Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mehmet Emin Güzbey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca Hisar Gazetesi'nden de genel yayın yönetmeni Hayati Kanat. Hoş geldin Hayati. Hoş bulduk. Evet başkanım, hemen geçmek istiyorum. Çünkü bir hayli geniş bir program yapacağız bugün. Çünkü konuşulacak çok şey var. Bugün aslında bu programı Masal Parkı'nda yapacaktık. Ben dün ilk defa gördüm. Gerçekten de güzel olmuş. Ne zaman açılacak Masal Parkı? Efendim ben tekrar bizi izleyen gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza Afyonkarahisar'dan kanal üç ekranlarından saygılar sevgiler gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir program olur. İzleyenler de sıkılmaz. Biz de Afyon'umuzda bugüne kadar ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız? Onları en güzel şekilde anlatma fırsatı buluruz. Efendim Masal Dünyası Parkı bizim biliyorsunuz 2014-2019 seçim kampanyamız için verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. 40 projeden bir tanesiydi. Elhamdülillah sona geldik. %95 oranında bitti. Çok ufak tefek eksiklerimiz var. Onlar da tamamlanacak ve Ekim ayı başında Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı'mızı açacağız. Şimdi zaten faaliyette var. Orada ne var ne yok da biraz sonra inşallah. En ufak bir dahi şüphemiz yok. Onlara bir katkımız olamaz, onlara işbirliği olamaz. Ama eğer bir insanda ben ayrıldım diyorsa, o yapıyla bağım yok diyorsa, gerçekten biz de bu deniyorsak, aksini görünceye kadar da buna inanmak zorundayız. Nitekim az önce de konuştuk, tüm partimizin üst düzey yetkilileri de bu görüş içerisinde olduğunu herkes de şahit olmuş oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, ben sizlere de çok teşekkür ediyorum bu saate kadar. Biz teşekkür ederiz. Başkanım size de çok teşekkür ediyoruz. 5,5 saate yaklaştık. Yani uzun zamanda böyle yayın yapmıyorduk. 15 Temmuz'dan beri Nova Kurs nöbetleri de yaptık. Daha sonra da olmamıştı. Güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Samimi açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz başkanım. Yani burada gazeteci arkadaşlarımız da çok samimi oldular. Her şeyi sorabildik. Gerçekten de sormamız gereken her şeyi sorduğumuzu düşünüyorum. Kamuoyu da bu konuda aydınlanmıştır. Çünkü Afyonkarahisar gerçekten dedikodu kazanı kaynıyor. Hala da kaynamaya devam ediyor. Birçok insanı zan altında bırakacak şeyler. Halbuki burada gazeteciler arkadaşlarımızla konuşuyordur. Biz savcılarımızla, emniyet müdürümüzle zaman zaman oturuyoruz. Hiç alakası olmayan şeyler var ortada. Yani sokakta konuşulanla orada olan gerçeklerin çok farklı olduğunu görüyoruz. Evet sevgili izleyiciler, 3. boyutun sonuna geldik bu akşam. Tabii yarın akşam bu programın tekrarı var. Saat 20'den itibaren bu programın tekrarını izleyebilirsiniz. Şimdi hemen 3. boyutun ardından Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odamızın hazırladığı bir belgesel var. Emirdağ'ın kurtuluşuyla ilgili. Emirdağ'da anons da ettiler başkanım. Dediler 3. boyuttan hemen sonra yayınlanacak. Ben dedim ki saat vermeyin çünkü programın ne kadar süreceği belli değil. Emirdağlı vatandaşlarımızdan da özür diliyoruz bu kadar geç bir saate bıraktığımız için. Şimdi sizi o belgeselle baş başa bırakıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yumurtat Yumurtacılık 3. Boyut programını sundu.